Ekotar kontrol ve sertifikasyon, organik üretim koşullarıyla ilgili üreticileri bilgilendiriyor, denetliyor, ürünlerin organik sertifikasıyla raflarda yerini almasını sağlıyor. Bu sektörün en deneyimli isimlerinden Vahap Er Yılmaz, organik üretimin esaslarını Eko Gündem'de anlatıyor. Kimi insanlar vardır ömrünü işine adayan ya da onu mutlu eden değerleri işi kılan. Ekotar Kontrol ve Sertifikasyon'un kurucuları Vahap ve Remziye Günay Er Yılmaz çifti, çevreye, doğaya, organik tarıma adadıkları hayatlarında her günlerini proje geliştirerek geçiriyor. Kökenim devlet memurluğu. Uzun yıllar Tarım İl Müdürlüğü yaptım, Teknik Ziraat Müdürlüğü yaptım ve arkasında da en son görev olarak da Tarım Bakanlığı'nda görev yaptık. Tarım Bakanlığı'nda yapmış olduğumuz görevin nihayetinde bu organik tarım yeni yeni filizlenme dönemindeydi. Eşimle birlikte, eşim bu işe çok şeydi yani, kendini vermişti. Ben ziraatçıydım, o eğitimciydi. Fakat eğitimci olmasına rağmen bizden daha ileri bir ziraatçıydı. Çevreciydi. Doğal yaşamı, ondan sonra bisikletli yaşamı seven ve bu konuda Mersin'de çok büyük bir uğraşı gösteren, bisiklet yollarının yapılması, narenciyeler ağlamasın diye daha Türkiye'de, Mersin'de Narenciye Festivali başlamıştır bunun çalışmalarıyla. Bunun arkasında doğal yaşamla ilgili, yerli malıyla ilgili birçok projelere imza atan birisiydi. Zaten kendisi de Mersin'in tüketici hakları başkanıydı. Eşini tabii 6 ay önce kaybettik. Şimdi onu yad ediyorum. Gururla, saygıyla. Vahap Er Yılmaz, eşiyle birlikte 2000'li yıllarda başladığı organik tarım konusundaki faaliyetlerini şimdi daha büyük bir sorumlulukla sürdürüyor. Biz Türkiye'de dördüncü kuruluş olarak organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşunu kurduk. Eşimle birlikte köylere agro çalışmalarına başladık. Köylere gidiyorduk. Köylerde organik tarımla ilgili bilgileri sürekli aktarıyorduk. Biz A'dan Z'ye geldik. Merdivenlere basa basa böyle basamaklara birdenbire atlayıp yukarıdan aşağı inenlerden değiliz. Er Yılmaz, organik tarımın üretim koşullarını şöyle özetliyor. Organik tarıma girebilmek için sahanın uygun olması lazım. Geçiş sürecinin uygulanması lazım. İşte tek yıllık bitkilerde 2 yıl, çok yıllık bitkilerde 3 yıllık gibi bir geçiş süreci uygulanıyor. Bu süreç içerisinde herhangi bir kimyasalların gerek gübre gerekse ilaç yönünde uygulanmaması lazım. Ve o dönem içerisinde de sürekli organik girdilerin kullanılması lazım. Vahap Er Yılmaz, Türkiye'de üretici sayısı en fazla olan sertifikasyon kuruluşlarından biri olmanın haklı gururunu yaşadığını ifade ederek sözlerini noktalıyor. 80 milyon insanın vebalı bizim sırtımızda. Sertifika verirken bunu çok iyi incelememiz, çok iyi ekip etmemiz lazım. Türkiye'de tahmin ediyorum 65 bin veya 70 bin olmuştur. Organik tarım yapan üretici sayısı 45 kadar da kontrol sertifikasyon kuruluşu vardır. Yani 45'e böldüğünüzde aşağı yukarı her birine 1500 veya 2000 tane üretici düşer. Biz ortalamanın çok üzerinde 16-17 bin gibi bir üreticimiz var. Firmamızda 25 tane mühendis çalışmakta, kontrolör çalışmakta.